Yeniçeri isyanları meşhurdur. Ocak ilk kurulduğunda Osmanlı ordusunun bel kemiği olan, sonrasında ise oldukça bozulan Yeniçeriler son zamanlarda maalesef devlete yarardan çok zarar getirmişti. Hatta ocağı kaldırmak isteyen Padişah 2. Osman, yani namı diğer genç Osman hiç acımadan onlar tarafından katledilmişti. Ocak o kadar çok bozulmuştu ki askerden firar edenler ve ölenler devlete bildirilmiyor. Onların maaşları da Yeniçeri ağaları tarafından paylaşılıyordu. İnanması zor ancak çoğu isyanları haklı bir sebebe dayanmaz. Maalesef bazen can sıkıntısından, bazen şımarıklık yüzünden bile isyan ediyorlardı. Çoğunlukla kışkırtmalara kapılırlar, kendi menfaatlerini, çıkarlarını düşünürler, bazen de sırf kargaşa çıkarmak, dükkanları yağmalamak ya da eğitimden yırtmak için isyan çıkarırlardı. Yeniçeriler için yemek pişirilen kazan saygı görür, hatta mübarek olduğu söylenirdi. Zaten kazanın üstünde de bereket ayetleri ve hadisleri yazmaktaydı. Her bölüğün mutfağında bu kazanlarla yemek pişer, Yeniçeri isyan etmek istediğinde verilen yemeğe dokunmaz, kazanı meydana çıkarır, Yeniçeri ağaları kazanın etrafında toplanır, böylece isyan başlardı. Ancak isyanlarının çoğunun mantıklı bir gerekçesi bulunmamaktaydı. Din çok kolay suistimal edildiği için en geçerli ve taraftar bulan isyan gerekçesi şeriattı. Yeniçeriler isyanlarının çoğunda şeriat isteriz diye bağırırlar. Böylece kendilerine çok kolay taraftar toplar, cahil insanları basit bir şekilde etkileyebilirlerdi. Aslında bu birlik içi çürümüş, menfaati için padişahlarını, yani aynı zamanda İslam halifesini öldürebilecek kadar içlerinde çıkarcı ve menfaatçi kişileri barındırmaktaydı. Yeniçeri isyan çıkarmaya karar verdiğinde Yeniçeri ağaları isyanı haklı gerekçe aramaya başlarlardı. Ancak bu çok zor olabilirdi. Bazen haklı bahane bulunamaz, her ağanın talebi ayrı olduğu için padişaha sunulması gereken istek listesi bir türlü hazırlanamazdı. Bir isyan planında yine böyle oldu. İsyana gerekçe olabilecek sağlamlıkta bir şey bulamadılar. Son günlerde dağıtılan hoşafta hiç yağ yoktu. Yağlı hoşaf istiyoruz, hakkımız yeniliyor, istikakımız çalınıyor, devletimiz bu kadar fakir mi? Son zamanlarda dağıtılan hoşafın yağını bile kestiler. Biz yağsız hoşaf istemiyoruz diye meydanı inletmeye başlamışlardı. Yeniçerilerin istek listesi saraya geldiğinde ise olayın büyümesinden endişe eden padişah Yeniçeri için pişirilen hoşafa bol miktarda yağ konmasını emretmişti. Ancak görevliler hoşafa yağ konulamayacağını, hoşafın zaten her zaman yağ konulmadan yapıldığını söylediler. İşin aslı ise sonradan anlaşıldı. Ahçılar yakın zamana kadar tek kepçe kullandıkları, ana yemek olan kuru fasulye kepçesiyle hoşafı da dağıttıkları için hoşaf kazanının yağlandığını, sonrasında iki ayrı kepçe kullanmaya başladıklarında ise hoşafın yağlanmadığını, bunun tamamen bir bahane olduğunu söylediler. Hoşafın üzerinde yağ göremeyen Yeniçeriler ise bunun istikaklarının kesilmesi olarak yorumladıkları için isyana bahane bulmuşlardı. Hoşafın yağı kesilmesi deyimi ise bu olaydan sonra ortaya çıkmıştır. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.